Evet. Yani olay şey, Batman kontrol manyağı bir sapık olduğundan dolayı Justice League'in son hani bir şekilde haywire olması durumunda dünyayı nasıl kurtarabileceğinin planını yapıyor. Birisi de bir planı Justice League henüz daha iyiken gerçekleştirmeye karar veriyor. Çok mantıklı bir şekilde. Gösterden bir tanesi. Ya diyor ki ben bunları asıl en güçlü oldukları zamanda yeneyim. Hani o yüzden şey gibi oluyor. Batman'in kendi planına karşı savaşıyor Batman kendisi. Ama bunun filmin ortasında fark ediyor. Batman zaten tuhaf bir adam. Şey var. Abi adam yazık. Annesi o istiyor. Son... üstüne gitmek lazım. Son zamanlarda böyle yalandan kahvaltı ederken ya. İzlediğim Harley Quinn çizgi filmi var Netflix'te. Artı 18. Ya da artı 16 emin değilim. İçinde seks yok ama... Öldüm. Ölmedim. Bak yeniden geldim. Bir şey oldu. Allah kurtardı. Benim bir sadakam varmış. Artık out of sadakası. Abi nasıl ben görünmezim? Ama yani vurulmaz değilsin işte. Ha işte benim de böyle bir şey oldu. Hadi bir sadakam daha. Şey tek çekti demiştim yok. Yok bir tek sadakam varmış gerçekten. Out of sadak ol. Son bir el daha atalım. Olur. Şey... Çizgi film Battle Royale geçiyor zaten. Bu DC'nin süper kahramanları hep böyle Allah gücünde ya. Sürekli olarak hani şey, daha onların bir söylenmesi var. Ne? Söyleniş var. DC karakterleri tanrı gibiler ve insan gibi yaşayamadıkları için mutsuzlar. Marvel karakterleri insaniler ve tanrı gibi şeylerle savaştıkları için mutsuzlar kıvamı öyle öyle bir şey hatırlamadım şimdi. Nerede duydum bile tanrı neyse. Benim aforizmam değil. DC'nin çoğu zaten yani. Direkt tanrı hani Aquaman yani. Tanrı işte Wonder Woman tanrı. Tanrı filmde uzaylılar. Aquaman uzaylı evet. Mı bilmiyorum da Wonder Woman uzaylı sayılır. Sayılmaz. O bildiğin şeylerden zaten işte. Antik aynen, Yunanlılardan. Güzel. Amazonlardan gelmiş. Aynen. Oha direkt şey buldum. Teleporter'ı. Ya çok güzel. $15 var. Az level atlayalım madem. Velhasıl. Şey de bana tuhaf geliyor. Mesela DC karakterlerinin problemleri bana böyle çok manasız geliyor. Yani adam zamanda yolculuk edebilecek kadar hızlı bir insan. Tamam mı? Yani duvarın içinden falan geçebiliyor. Bu kadar hızlı. Evet. Adamın yenemeyeceği hiçbir şey olmaması lazım. Ve bir noktada bu adamı ilk ortaya koyan adam fark ediyor ki lan diyor bunu diyor hiçbir şeyle yenemiyor. Yani her sayının sonu diyorlar ki ya niye bu kadar zorlandı? Halbuki şöyle yapsa yenerdi falan gibi fan şeyleri ortaya çıkıyor. Diyor ki o zaman ondan daha hızlı biri geldi. Yani o bu ama artı bir. Sürekli olarak aynı çocuk ama bunun başına başka bir şey gelmiş. O yüzden daha hızlıymış falan gibi böyle bir. Sürekli bu geyik var. Yani adamın bütün Nemesis'lerinin tek özelliği Flash'tan daha hızlı. Yani Flash'tan daha hızlıysan demek ki Flash sen de zamanda gezebilirsin. Ve ne istiyorsun dünyadan? Ben mesela süper gücüm olsa çok sıkılırım. Nasıl ya? Daha ne? Flash kadar hızlı olsan bu dünyada yapamayacağın hiçbir şey yok. Doğru. Uber'ci bile olsan tamam mı? Dakikada 2 milyon tane şey dağıtırsın. Doğru bilgi. Her birinden 1 dolar bağış alsan 2 milyon dolar yaptı dünya. Bir dakikada. Yalnız şey adam Flash bunu paraya çevirme şekli mi var? Bak yani ulaşamayacağın bir şey yok onu demiyorum. Paraya dolaşırsın. Hiçbir altyapı istemiyor. Yani dolayısıyla
ben ne yapacaksın ki? Ben çok sıkılırım bir noktada. Erişmeye çalıştığın hiçbir şey kalmıyor dünyada. Ben dedim ya, en azından grinding seviyorum. Bir şeyleri açmayı seviyorum. Yani ben bir şeyleri açmayı seviyorum o hayatta da. Şimdi her şey açık olduğu zaman sıkılırım ben oyundan. Şimdi kötüler bana o kadar motivasyonsuz geliyor ki. Özellikle DC evrenindekiler. Karşında kanlı gibi tipler var. İstersen üfleyip öldürebilir. Üflemeden öncesine geri dönüp seni öldürebilir. Sen diyorsun ki dünyayı yere geçireceğim. Ya da Joker'sin. Kafam şey. Aynen, bir de Joker. Bir de Joker var ya, kafam bozuk diyor onda. Bütün derdi o. Riddler falan da öyle azıcık. Batman'in süper gücü yok ki. Onun şeyleri, düşmanları hep böyle birazcık şey tipler. Canım sıkkın. Aynen. Kötülük yapasım tuttu. Deli. Hani başka bir şey değil. Adam bir de şeydi. Avukat part time deli. Aynen. Adam psikolog part time deli. Adam psikolog part time hastasın hasta. Hani... Aynen. Ne olacak? Şey psikolog muydu bu arada? Scarecrow. Ha, Scarecrow olsun demek. Oğlum, Scarecrow. Herhalde şey. Biyoloji avukat mı ki? Biyoloji öğretmeni. Yani şey gibi hepsi. Emekliye 5 gün kala canı sıkılınca ben. Yani, işinde gücünde düzgün insanlarmış da. Vay, Batman'in annesi babası ölü, ben de azıcık zorbalık yapayım Batman'e falan gibi tipler. Ya Mert, bu arada motivasyonlar falan kötü. Ha. Soğandan çok kötü bir item çıktı bana. Attack speed'im aşırı düşük. Ben çok mutsuzum. Bunları bırakamıyoruz herhalde. Zaten shotgun ama neyin yüksek? Cooldown'larım yarıda. Ama yani cooldown'larımı yarıya düşürdü. Değmez. Değmez. Zaten kullanmıyorsun ki. Zaten dümdüz atış ediyorsun. Şey var. Bir tane zımbırtı var. Elindeki item'lardan birini scrapleyebiliyorsun. Ben ondan gördüm. Doğru, ben bir de gördüm. Bir daha görsem tanırım. Yerde böyle. Ama nerede gördüm hatırlamıyorum. Ben de bakayım. E'ye basarak koşuyorum bundan böyle. E'ye basarak koşuyorsun. E'de ne var? Ya yani her şey hani çıkarsa diye. O yerdeki şeyi bulursam bir daha diye. Böyle silindir bir şeydi ama. İşte hatırlamıyorum. Silindir olabilir. Kare olabilir. Dörtgenler prizması olabilir. Oo, static shift yapmışım ben. Haberim yok. Nice. Buldun mu? Bulduk. Başta bir yerde. Yok. Teleporter demiyorum ya. Şeyi buldum. Yok. O scrapper. Sen onu buldu. Öyle teleport olmuş. Acelesi yok. Ben yapacağımı yaptım da olsa. Boyundan beklentim kalmadı. Yani... başka bir karakterle de bir şeyler yapma adam. Konuşmaya daldım zaten. Sıkıntı o. Yani konuşmaya dalmadım. Ha, buldum. Ha, ben de buldum. Buldum. Ama onu veremiyorsun. Ya fuck this shit. Konuşmaya daldım. Normalde şeye bakacaktım. Başka karakterler nasıl açılıyor şeylerine bakacaktım. Challenge'larına bakacaktım. Unuttum bakmayı. Öyle düz girdim oyuna. Neyse. Şeyi çağırabiliriz boss'u. Çağır. Biliyorum ben. Gerçi shift'in cooldown'un azalması güzel bir şey. Bastın mı dönüyor? Bastım. Gel annem, gel. Allah, senin lazerin bana işlemez. Benim lazerim bana işlemez. Mert dönmezler, böyledirler. Lazer geçirmez, ölürler. Nice, Mert'o. Şöyle. Peki en sevdiğin şey film, comic book filmi? Hangisi? Bu şey, İspanyolca gibi soru sordu. Intentional şeyden almam lazım. Anlamanı bekledim. Inclination'dan. En sevdiğim... Her soru işaretinden anlamanı bekledim. Şey Mert'o ya, DC'nin animeleri mükemmel. Batman'in animeleri. Evet, çok uyuyorlar, doğru diyorsun. Abi çok iyi, öyle böyle Samurai değil. Batman. Samurai Batman. Şimdi diğerlerinin adını hatırlamadım ama. Killing Joke'un... Fazla mı? Ben bir o Samurai'li Batman'i biliyorum. Var. Killing Joke'un ki var. Ondan sonra işte o Flashpoint'in şeyleri var. Çok iyi. Öyle böyle değil. Hiç
şeye de mükemmel diyorlar. Onu bir ara izleyeceğim de. Yani bu bir ara bir türlü gelmek bilmedi. Matrix'in animesi. Aa, onu ben de izlemedim. Yani, Animatrix için de aynı şey diyorlar. İnanılmaz güzel diyorlar. Şey mi? Filmin anime hali mi yoksa... Ek yok, bir hikaye mi? Şey gibi, Extended Universe kıvamında biraz. Hmm. Biraz daha olayların öncesi sonrası falan gibi şeyler de anlatılıyormuş. Devam ediyor muyuz? Onun için oldu, çok güzel dolu. Let's go. Oradan bir şey yok. Bakmak lazım. Çok güzel animasyon filmler var aslında böyle. Sen şeyleri izledin mi Mertu? Studio Ghibli'nin animelerini. Yok, izlemedim. Ne o? Şey falan işte. Neydi ya? Bir tane vardı. Küçük bir tane kız var. Bir tane hayaletimsi bir şey var böyle. Haydi. Adı ne? Haydi anime değil ki. Hayır. Her küçük kız haydi. Anime değil. Şey ya. Spirited Away herhalde. Ha. Spirited Away ama şey değil ki ya, öyle mi? Komik bu uyarlaması. Hayır, komik bu uyarlaması değil de animasyon film. Yani hala komik bu uyarlamalarından bahsediyoruz zannettim. Ha, yok yok. O güzel, o güzel bir anime gerçekten. O Studio Ghibli'nin şeylerini bir ara izleyeceğim ben. Ama bir ara. Comic book'lardan şey iyi. Bak. Filmi çıkmadı ama Why the Last Man diye bir şey var. Komik var. Elemanın bir tanesi Mertu. Bir gün dünyadaki bütün erkekler ölüyor. Bir tek bu kalıyor. Onun hikayesini anlatan 70 şeylik falan sayılık bir çizgi roman. Çok güzel. Fantezisi değil mi ya? Yani dünyanın bütün erkeğin fantezisi yani, değil mi? Oh, bu işte biraz... Keşke rekabet bitse de... Ve bir şekilde bütün kadınlar çok alsa da... Sen şeyi izledin mi? Neydi o? Revaçta olsam. A Boy and His Dog diye bir film var. Aa, hayır, biliyorum. Hayır, onun sonunu izle de öyle konuşalım. Tamam. Sence sonunu izlesem yetiyor mu? Evet evet. Söyleyeyim mi sonunu? Ya söyle ya, bir şey olmaz. Unuturum izlemeyi. Elemanı böyle şey yaparlar ya, hani inekleri süt sağım makinesine bağlarlar ya. Ooo, Dead by Snow Snow. Adam böyle bir makineye bağlıyorlar. Yine bütün erkeklerin fantezisi. Tamam, bunlar orijinal fikirler değil ki. Ben bunları ortaokuldayken falan söylüyordum arkadaşlar. Bunlar benim her yatmadan önce düşündüğüm şeylerdi zaten. Ben mesela bunları şey yapıyordum. Excel listesi olarak tutuyordum. Abi benim Excel'i ben bunu da öğrenmiştim. Aynen öyle. O makroları falan öyle yazmayı öğrendim ben. Excel'e giriyorum diyorum ki işte bana şimdi şeyin pivot tablosunu oluştur. İçerisinde ben, penis, artificial intelligence ve dünyada başka insanların olmaması. Öğelerinin bulunduğu şeylerin pilot tablosunu oluştu bakalım. Daha sonra bilgisayar biraz kasıyor filan. Kaç bin satır şey var, fikir var yani... orada. Yani kurşun geçirmeyen fikirler. Şey filan böyle dışarıdan işlemci yardım alıyorsun. Aynen öyle. Bitcoin'in bulunma şeyi o zaten. Mert'in bu ekseni çalıştırmak için. Aynen öyle. Dünyada... İki şey var, ekstra yardıma ihtiyaç duyan. Bir benim Excel'im, ikincisi FBI'nin yüz tanıma sistemi. Onlar da genelde kullanmadıkları kısmı bana iletiyor. Aynen öyle, yine ben kullanıyorum ben çok. Neyse ki yakışıklım geldi de atış etti hepsine. Ya bir de şu şeyi düzelseydi, attack speed olayı. Çok mutsuzum. Aynen, rewarded lot. Şey mi? Ha, 25 can. Yani.
Et mi çıktı? Edim of Remin. Ha. 25 canla da bilmiyorum yani ne yaparım. Ne derdime derman olur fikrim yok. Mert az önce eksi kaç dövmüştün? Eksi 148 gibi bir şeydi galiba. Bayağı işimeler işte. Aynen öyle. Eksi 120 binden bir şeyle öldürürüm. Matematiğimin yetmedi ya. Çok tatlı şu blob. Çok iyi. Bulamadım ya. Bulamadık. Nice. Ya bulamadım ama aynı zamanda karakter de çok mantıklı bir karakter olmadı. Ha evet yani harda geldik ve hiçbir şeyim yok. Harden geldik ve gidiyoruz. Harden Queen. Bir tane daha 25 can. Böyle böyle 5000 cana ulaşacağım herhalde. LOL mu oynuyoruz lan? Yavaştan varmok çıkıyorum. Ya bu arada hayatta verdiğim en doğru kararlardan biri şey olmuş bence. LOL oynamaya 10 sene ara verip. Daha sonra oynamaya başlamak. Daha çöp olarak oynamaya başladık. Çünkü eskiden insanlara haklı bir şekilde kızıyordun. Şimdi haksız bir şekilde kızıyorsun. Yani kızmam bile kızmıyorum aslında yani. Hani sadece deşarj olmak için insanların bir takım akrabalarında kötü sözler söylüyorum. Mert kendi klonumu yaratabiliyorum 30 saniye boyunca. Yeni aldığım item. Yine bahsi geçen listemde olan şeylerden biri. Ama 30 bence saniyeye değil. Gerek yok. Yani 15 saniye yeter. Nefes alsın yeter ya. Kaç saniye durdu önemli değil. Biz işimizi görürüz. Additional equipment charge. Reduce equipment cooldown. Abi benim bütün cooldownlarım düştü. Ama cooldown kullanmaya değecek hiçbir şeyim yok. Niye? R falan kötü mü? Yani hiçbir işe yaramıyor. D ne yapıyor biliyor musun? Hazır mısın? Ne yapıyor? Tek bir pistol shot. Eğer birisini öldürsen cooldownlarını sıfırlıyor. Ha bir şeyin canı 1'e indiğinde vurup öldürüp. Aynen. Bomboş. Daha sonra shift'in cooldownını sıfırlamak olayı. O zaman şeye bakacaksın Taylancım. O skill'in alternatif skill'ini açmak ne gerekiyor? Ya doğru bilgi. Öte yandan bir daha bu item'ı bulamam herhalde. Tabii. Oynarken bakabiliyor musun ona? Bilmiyorum ki. Ama bu kadar az bilgim var ki bana sürekli zor sorular soruyorsun. Başladığım yere mi döndü? Galiba. Ay kendimi hapsettim galiba. No. No. Abi harda geldik hala da. Hardan geldik ha. Aptalmışım sadece tamam kendimi hapsetmemişim bir yere. Karakterin çok garip bir mobilitesi var. Ne gibi? Yere değmeden zaten yarısını gezdim az önce. Bize de öyle be Taylan. Şurada bir yerde mi? Mutlulukla kaniş gibi geziyorum. Abi şu rastgele sağa sola doğru firebolt çaklayan şeylerden nefret ediyorum. Düşmanlardan. Hiçbir saldırı animasyonu yok. Öyle yürürken çat çat fırlatıyor.
Aynen. Bu olup ölme yoktur umarım oyunda. Abi nerede bu? Belli bir süreden sonra göstermesi lazım bence. Ya siz mallar bulamadınız. Bakın burada bir. Aa buldum. Buldum. Buldun mu? Aynen. Önünden 60 kere geçmişiz. Benim? Kesinlikle. Ha oraları nasıl geleceğim bilmiyorum bu arada. Ama. Aha hem de en sevdiğin düşmandan. Valla beni ilgilendirmez. Ben oralara gelemem büyük ihtimalle. Kendimi saçma sapan bir yerlere soktum. Yani çok garip. Ben görünmez oluyorum ama... Abi... Bak bunu herkes bilir. Demek ki sen bilmiyormuşsun. Sana da anlatılması gereken kişi benmişim. Bilgisayara karşı oynadığın oyunlarda... Görünmezlik yalan. Görünmez olmak bir işe yaramaz.